Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi gad ateyteni minel mülki ve allemteni min tevilil ehadisi. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Türkiye Diyanet Vakfı'nın değerli yöneticileri, Diyanet Camiamızın kıymetli mensupları, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne, milletin evine, bu gazi mekana hoş geldiniz. Yurt dışından programımızı teşrif eden kıymetli misafirlerimize özellikle hoş geldiniz diyor. Kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ayrıca ifade etmek istiyorum. 2 yıllık bir aranın ardından küresel iyilik neferleri olarak gördüğüm siz kardeşlerimle tekrar buluşmanın, tekrar hasret gidermenin bahtiyarlığını yaşıyorum. İyilik ödülleri töreni münasebetiyle bu güzel atmosferde kalplerimizi bir araya getiren Türkiye Diyanet Vakfı'na ve Diyanet Teşkilatımızın saygıdeğer yöneticilerine şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye Diyanet Vakfımız yarım asra yakındır yürüttüğü başarılı çalışmalarla ülkemizde ve mazlum coğrafyalarda umudu, kardeşliği ve sevgiyi büyütmeyi sürdürüyor. Dünyayı iyilikle kuşatıp 7 kıtaya bahar iklimini yaşatma arzusuyla yola çıkan vakfımız Türkiye'nin ve Türk milletinin iyilik sancağını yeryüzünün 4 bir yanında iftiharla dalgalandırıyor. Hem Türkiye'deki müesseseleri hem de toplam 12 kardeş ülkedeki 27 eğitim kurumuyla geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yetişmesine katkı sağlayan vakfımızı tebrik ediyorum. Halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla hareket eden Türkiye Diyanet Vakfımızın en prestijli faaliyetlerinden birisi de hiç şüphesiz bu sene 6.sını tevcih ettiğimiz uluslararası iyilik ödülleridir. İyiliği yaymayı, iyiye ve iyiliğe olan farkındalığı artırmayı hedefleyen bu özel ödüllerin ülkemizde önemli bir ihtiyacı giderdiğini düşünüyorum. Dünyayı iyilik değiştirecek şiarıyla çıktığımız iyilik seferberliği hamdolsun yoluna güçlenerek, daha da serpilerek devam ediyor. Bu ödüller vesilesiyle yeryüzünün 4 bir yanındaki iyi yürekler ve müşfik gönüller arasında her gün yeni köprüler kuruluyor. Mutmain bir kalp, gülen bir yüz, müteşekkir bir göz, şöyle kalpten kopup gelen bir Allah razı olsun haricinde hiçbir karşılık beklemeden yapılan iyilikler geleceğe dair ümitlerimizi de yeşertiyor. İyilik ödüllerine yönelik teveccühün yurt içinde ve yurt dışında artmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Nitekim az önce hem ülkemizden hem de dünyanın farklı köşelerinden İçimizi ısıtan iyilik hikayelerini hep birlikte izledik. Her biri ayrı bir takdiri hak eden bu güzel örnekler hepsi yaşanmış toplam 500 hikaye arasından seçilmiştir. Biraz sonra ödüllerini bizzat kendilerine takdim edeceğimiz Siraj Vahhaj kardeşimizi, Gamze Özçelik hanımefendiyi, minberci Ali Önder hocamızı, Ahmet Aydemir kardeşimizi,
emekleri, gayretleri, fedakarlıkları ve samimiyetleri için tebrik ediyorum. Rabbim sizlerin yokluğunu ve eksikliğini bizlere hissettirmesin diyorum. Aynı şekilde kendisi aramızda bulunamasa da gönlünün bizimle olduğunu bildiğimiz Yusuf İslam'ı tebrik ediyoruz. Kardeşlerim, Türkçemizin anıt şahsiyetlerinden Yusuf Has Hacip, Kutadgu birlikte kötülere haşmet, iyilere ise daima hürmet lazımdır diyor. 1000 yıl önce dillendirilen bu hikmet dolu sözlerin ne kadar doğru ve isabetli olduğunu bugün çok daha net bir şekilde anlıyoruz. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde yaşadıklarımız, bizimle birlikte tüm insanlığa iyiliğin, diğer gamlığın ve paylaşmanın önemini göstermiştir. Dünya genelinde şimdiye kadar 6 milyondan fazla kişinin hayatına mal olan salgın, insanlığın kaderinin ortak olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Yine bu salgın döneminde küresel sistemdeki tıkanıklıkları, adaletsizlikleri ve çarpıklıkları görme fırsatı bulduk. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morglara dönüştüğü durumlara şahit olduk. Temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı veya aşıya erişemediği için hayatını kaybeden, hastalanan, acı çeken insanların dramlarına şahitlik ettik. Afrika, Asya veya Latin Amerika'da yaşayan milyarlarca insanın sıkıntısı dayanışma sergilenmesi halinde çözülebilecekken maalesef dertlere derman olacak hiçbir somut adım atılmadı. Başta dezavantajlı toplum kesimleri olmak üzere ihtiyaç sahibi insanlar adeta kaderlerine terk edildi. Bu vahim tablo karşısında devlet olarak vatandaşlarımızın testten ilaca ve yataklı tedaviye kadar tüm gereksinimlerini karşılarken batılı ülkelerin yaptığı gibi dünyanın geri kalanına sırtımızı dönmedik. Türkiye'den talepte bulunan 160 ülkeye ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi ekipman ve kritik malzeme desteği sağladık. Salgının en çok vurduğu bölgelere yönelik yurt dışından temin ettiğimiz aşılarla beraber yerli aşımız TÜRKOVAK'ın da dağıtımına başladık. 3. Türkiye-Afrika ortaklık zirvesinde taahhüt ettiğimiz toplam 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize peyderpey ulaştırıyoruz. Ülkemizde misafir ettiğimiz sığınmacıları kendi vatandaşlarımızdan ayrı tutmadan istisnasız herkesin sağlık hizmetlerine erişimini temin ettik. Sınırımızın hemen ötesinde çok zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi veren 5 milyon Suriyeli mazluma da yardım elimizi uzattık. Milletçe omuz omuza vererek insanların ilgisizlikten öldüğü, sağlık çalışanlarının maske dahi bulamadığı, yaşlı insanların huzur evlerinde çaresiz bırakıldığı sahnelerin hiçbirini ülkemizde yaşatmadık. Bilhassa Vefa Sosyal Destek Grupları bu süreçte milletimizin dayanışma ve diğer gamlığının sembolü olarak gerçekten çok kritik rol oynadılar. Polisimizden askerimize, sağlıkçılarımızdan din görevlilerimize, eğitimcilerimizden sosyal hizmetler personeline, AFAD görevlilerinden bütün resmi ve sivil toplum kuruluşlarımıza kadar yüz binlerce insanımız Vefa Sosyal Destek Gruplarında 2 yıl boyunca gece gündüz demeden canla başla çalıştılar. Ailelerinden, boş vakitlerinden,
hatta kendi sağlıklarından fedakarlıkta bulunarak toplumumuzun en kırılgan kesimlerine yardım ettiler. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın buyuran büyüklerimizin izinden giderek devletimizin kerim vasfını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiler. Biz de şükran borcumuzun bir nişanesi olarak bu seneki vefa ödüllerinin ilkini kendilerine takdim ediyoruz. Salgın boyunca insanı insan yapan hasletleri diri tutan Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki tüm kardeşlerime, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri bir daha böyle sağlık musibetiyle yüz yüze bırakmasın diye dua ediyorum. Değerli misafirler, sevgili dostlar, iyilere hürmet ve vefa nasıl önemliyse, kötülere ve zalimlere karşı haşmetli olmak da o derece hayati öneme sahiptir. Bizler 40 yıla yakın bir süredir bölücü terörle mücadele eden, terörizmin acısını çok iyi bilen bir milletiz. Farklı isimler altında faaliyet gösteren ama hepsinin de amacı ülkemizin birliği, beraberliği, huzuru, refahı olan terör örgütlerinin saldırısı altındayız. Uzun terörle mücadele dönemimizde güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik. Çocukları, kundaktaki bebekleri, okula giden öğrencileri, daha ömrünün baharındaki öğretmenleri, kurban eti dağıtan 15 yaşındaki körpe delikanlıları, rızkının peşindeki garsonu, müşteri bekleyen esnafı, namaz kıldıran imamı katleden, Allah'ın adının anıldığı ibadethaneleri, Kur'an kurslarını, kütüphaneleri ateşe veren bir barbarlığa defalarca şahit olduk. Bölücü örgüt mensupları yaklaşık 40 yıldır tam bir gözü dönmüşlükle sadece yaktılar, sadece yıktılar, baskı, şiddet ve tetişle Kürt kardeşlerimizin hayatını zindana çevirdiler. Halkımızın kanından ve gözyaşından beslenen bu nebbaşlar ilk günden itibaren en büyük yarayı Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Gürcüsüyle, Abazasıyla, evet, anaların yüreklerinde açtılar. Analarından zorla kopardıkları gencecik çocukları ölüme gönderirken kendi çocuklarını Avrupa'nın başkentlerine tatile yolladılar. Kütüphanelerini yaktıkları, öğretmenlerini şehit ettikleri, okullarını ateşe verdikleri mazlum Kürt çocuklarını cehalete mahkum ederken kendi evlatlarına Avrupa'nın en iyi, en lüks, en pahalı okullarını layık gördüler. Diyarbakır anneleri, 925 gün önce terör örgütüne karşı çıktıkları isyan bayrağıyla işte bu iki yüzlülüğe Eddi Bese dediler. Bir avuç cesur ana, 10 yıllardır benim Kürt kardeşlerimin sırtına kene gibi yapışan, kanını sülük gibi emen zalimlere artık yeter diyerek ihtar verdiler. Başlattıkları evlat nöbetiyle Diyarbakır anneleri sadece korku duvarlarını parçalamakla kalmadılar. Aynı zamanda siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskelerini de aşağı indirdiler. Diyarbakır annelerinin evlatlarımızı geri istiyoruz haykırışı teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerden biridir. Terör örgütünün kirli, karanlık,
korkak yüzü bir avuç kadının direnişiyle tarihte ilk defa bu derece ayan beyan ortaya çıkmıştır. Yine bu süreçte Türkiye muhalefetiyle, medyasıyla, yazarı, sanatçısı, siyasetçisiyle kimin nerede durduğunu da görme fırsatı bulmuştur. Kandil'deki kan tüccarlarının gönüllü avukatlığını yapanlar, 3 günlük siyasi çıkarları için bölücü örgütün uzantılarıyla iş tutanlar, daha ilk günden itibaren Diyarbakır annelerini itibarsızlaştırmak için çok gayret sarf ettiler. Ağızlarını her açtıklarında bize kadın haklarından, insan yaşam hakkından, demokrasiden, özgürlüklerden dem vuranlar, Diyarbakır'daki o yüreği yanık anaların masum eylemlerine bir kez olsun destek çıkmadılar. Bunu Batı'nın George'una söylüyorum, Helga'sına söylüyorum. Hani sizin insan haklarınız? Niye sesiniz çıkmıyor? Eğer onlardan, o terör örgütü mensuplarından birileri olsaydı Diyarbakır'dan ayrılmazdınız. Ama ne yazık ki o terör örgütü mensuplarından olmayınca gelip kapılarını bile çalmadınız. Terör örgütüne ve siyasi uzantılarına tepki göstermek yerine ahlaksızca devleti suçlayanlar oldu. Diyarbakır'a gidip de ittifak ortaklarından ürktükleri için anaların kapısını çalmaktan korkan, acılarını paylaşmaktan çekinen, hatta bu cesur anneleri izam eden, tehdit eden siyasetçi müsveddelerini de gördük. Kaldıkları otele davet ettiler. Ayaklarına gitmediler, gidemediler. Yasin Börü'nün katillerini aklamak için seferber olanlar, ciğerpareleri zorla dağa kaçırılan anneler için kıllarını dahi kıpırdatmadılar. Diyarbakır anneleri dünya hak mücadelesi tarihine altın harflerle yazılan onurlu duruşlarıyla işte tüm bu riyakarlıkları da ortaya koydular. Bu seneki ikinci vefa ödülünü başlattıkları nöbetle evlatlarını terörün pençesinden kurtarmaya çalışan yiğit Diyarbakır annelerine veriyoruz. Cesaretleriyle, fedakarlıklarıyla, karşılıksız sevgileriyle yolumuzu aydınlatan Diyarbakır annelerini bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Anaların sabrı, dirayeti ve duasıyla inşallah bu ülkeyi terör belasından muhakkak kurtaracağız. Değerli dostlar, modern dünyada insan giderek daha fazla yalnızlaşıyor. Daha fazla içine kapanıyor. Fıtratına daha fazla yabancılaşıyor. Hayatımızı kolaylaştırması gereken teknolojik araçlar sundukları sahte ve sanal mutluluklarla insanı gerçek hayattan daha çok kobartıyor. Sıla-i Rahim'in unutulduğu, büyüklere saygının geri plana itildiği, bireyin sadece kendi refahı, ikbali, çıkarı için çalıştığı bir girdaba sürükleniyoruz. Salgın bize hem kul olarak acizliğimizi hem de hayatta maddiyat dışında peşinde koşulması gereken daha yüce gayeler olduğunu hatırlatmıştır. Mesele kulluğunun bilincine vararak insanı insan yapan kadim değerleri yeniden ihya edebilmektir. İçinde sürüklendiğimiz bu girdaptan ancak iyiliği büyüterek, merhameti yücelterek, yardımlaşmayı artırarak, iyiliğin kanatlarına daha sıkı tutunarak çıkabiliriz. İyilik ve ihsanı
Sadece vicdan barometremiz yükselince başvurduğumuz bir davranıştan ziyade hayatımızın merkezine oturtmak, sürekli kılmak, sürdürülebilir kılmak mecburiyetindeyiz. Bunu başardığımızda hem vicdanımızın, hem hayatımızın, hem de dünyanın daha huzurlu bir yer haline geldiğini göreceğimize inanıyorum. Çevremizde yaşanan trajediler, istiklalimiz, istikbalimiz, vatanımız, devletimiz başta olmak üzere elimizdekilerin kıymetini çok daha iyi bilmemiz gerektiğine işaret ediyor. Veren elin alan elden üstün olduğunu asla aklımızdan çıkarmadan tüm mazlumlara, mağdurlara, gariplere kapımızı, gönlümüzü açık tutmayı sürdüreceğiz. Dün Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan gelmişlerdi. Bugün Ukrayna'dan geliyorlar. Yarın nereden geleceklerini bilemeyiz. Ama bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bu güzel ülkemizde ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler ne diyorlar? Biz seçimi kazandığımızda bu ülkedeki mültecileri ülkelerine göndereceğiz diyorlar. Biz göndermeyeceğiz. Biz göndermeyeceğiz. Çünkü biz ensarın ne olduğunu, muhacirin ne olduğunu peygamberi bir metod olarak çok iyi biliriz. Sevgililer sevgilisi unutmuyoruz. Bir muhacirdi. Ama ensarla el ele kol kolaydı. Yeri geldi onlar ensar oldular. Muhacirlikten ensara gidiş, ondan sonra da kendilerinin ensar olması. İşte bu kültürden, bu medeniyetten gelenler, hatta nasibini alanlar kalkıp da bu ülkedeki 5 milyon mülteciyi bu ülkede eğer iktidar olurlarsa Afganistan'a göndereceklermiş. Velhasıl böyle. Biz göndermeyeceğiz. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz. Ve bundan tedirgin değiliz. Ve ben sevgili milletime sesleniyorum. Sıkıntılarınız olabilir. Zaman zaman yük de olabilir. Unutmayın, bunun ecri çok büyüktür. Bu ecri hiçbir zaman bir kenara koymayın. Biz her zaman düşmüşün yanında olduk. Bunlar nereden geliyor? Kendilerini öldürmek isteyen katillerden kaçarak geliyorlar. Sığınılacak tek yer var diyorlar, Türkiye. Ve bize geliyorlar. Onun için de biz gönlümüzü açacağız ve şunu da unutmayacağız. Değerli kardeşlerim, Allah'ın yardımı her zaman bize yakın olmuştur ve o yardımla da biz her zaman güçlü olduk. Ve fetih Rabbimin lütfuyla gelmiştir. Ve onunla da hamdolsun Türkiye birçok badireyi atlatmıştır. Ve şu anda da bizler Türkiye olarak işte bunca dünyanın dört bir köşesinden gelen
gençlerimizle ülkemizde beraberiz. Burada eğitim öğretimlerini alıyorlar. Türkiye Diyanet Vakfımızın bu noktadaki el uzatışıyla da Türkiye gibi bir ülkede hem Türkçeyi öğreniyorlar, hem tahsil ettikleri ilmin sahibi oluyorlar. Ya bundan daha güzel bir şey olur mu? Adam ne diyor? Göndereceğim diyor. İşte farkımız bu. Farkımız bu. Kendi insanlarımız içinde de hiç kimseyi mahzun, boynu bükük, kalbi kırık bırakmayacağız. Çünkü bizim medeniyetimiz, tarihimiz, kültürümüz, değerlerimiz bunu gerektiriyor. Başımıza gelen onca musibete rağmen hala dimdik ayakta duruyor, hala hedeflerimize doğru yürüyor oluşumuzu, işte bu hassasiyetimize, borçlu olduğumuza inanıyorum. Ve Allah nasip ederse cuma günü öğleden sonra, evet, dünyanın sayılı bir köprüsünü, ilk üç içindeki köprüsünü, nerede? Çanakkale'de. O Çanakkale'de tarih bize neyi öğretti? Çanakkale zaferini biz orada yaşadık. Kime karşı? Tüm Haçlı dünyasına karşı. Kimler bu mücadeleyi verdi? Unutmayın, kuzular, kuzucuklar, onlar o mücadeleyi verdi. Üniversiteli kuzucuklar o zaman Çanakkale'de tüm Haçlı dünyasına karşı bu mücadeleyi verdi. O zaman zaferi öyle kazandılar. İşte şimdi biz orada dünyanın bir numaralı köprüsünü inşa ettik. 2,5 milyar avro ve bu köprüyü inşallah cuma günü 18 Mart açılışını yapıyoruz ve tüm insanlığa bu köprümüzü inşallah hediye ediyoruz. Asya ile Avrupa'yı bağlıyoruz. Ve daha önceleri gün geliyordu ki deniz dalgalı olunca feribotlar çalışmıyordu. Asya'dan Avrupa'ya geçiş, Avrupa'dan Asya'ya geçiş adeta mümkün olmuyordu. Ama şimdi 6 dakikada bir taraftan bir tarafa geçme imkanını buluyoruz. Ve bununla dünyaya bir örnek teşkil ediyoruz. Yavuz Selim Köprüsü'yle bunu yaptık. Avrasya denizin altından bunu yaptık. Hepsinden tabii öte çok daha önemli Marmara'yla bunu yaptık. Osman Gazi Köprüsü'yle bunu yaptık. Şanlıurfa, Adıyaman arasında Nisipi Köprüsü'yle aynı şekilde bunu yaptık. Dağları deldik. Ve bütün bu dağları delerek gençler yürünemez, araçta gidilemez denilen yerleri hallettik. Bunları açtık. Ve 26 havalimanımız varken şimdi 56 havalimanımız var. Hepsinden öte 76 üniversitemiz varken şimdi 81 vilayetin tamamında 207 üniversiteye sahibiz. Artık üniversitemizin olmadığı il yok. Yani Hakkari'deki, Iğdır'daki, Muş'taki gencimiz üniversite tahsili için Ankara'ya veya İstanbul'a gelmeyecek ya. Biz üniversiteyi artık onun ayağına götürdük. Artık hocalarımız, profesörlerimiz, doçentlerimiz oraya gidip orada ne yapıyorlar? Gençlerimizin, yavrularımızın onlara ilim tahsil imkanı veriyorlar. İşte siyaset anlayışımız bizim bu.
ve hemen hemen Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın dört bir yanından gelen gençlerimiz oralarda ilim tahsil ediyorlar. Hamdolsun. Bugünlere azimle, kararlılıkla geldik. Yeterli değil, daha çok şeyleri de inşallah başaracağız. Ve sizleri de biz dünyanın dört bir yanında adeta bizim misyon şeflerimiz olarak görüyorum. Büyük elçilerimiz olarak görüyorum. Ve sizin ülkelerinize biz gittiğimizde inşallah sizler bize yardımcı olacaksınız. Bunu da beraber sizlerle başaracağız. Çünkü geçmişte bu noktada çok önemli hatıralarım var. Hiç unutamıyorum. Sudan'da uluslararası bir toplantıya katılıyorum. Rahmetli Erbakan hocamız beni görevlendirdi. Ben de o zaman partimizin İstanbul İl Başkanıyım. Oraya katıldım. Ve bizim yurtlarımızda kalan Sudanlı bir gencimiz, tabii orada beni gördü, hemen yanıma yaklaştı. Tayyip abi, Tayyip abi, burada ne işin var dedi. Dedim ben burada şimdi konferansa görevli olarak geldim. Sen beni nereden tanıyorsun dedim. Dedi ben dedi sizin dedi fetih yurdunuzda kaldım. Orada kalarak okudum. Şimdi döndüm. Birisi de görevlendirilmişti bana tercüman olarak. Ama o da oradaki havayı görünce yanımdan kaçtı. Ve dedim sen dedim şimdi buradan ayrılma. Benim şimdi biraz sonra konuşmam var. Bana tercümanlık yapacaksın tamam mı dedim. Ne demek dedi Tayyip abi. Ve tabii ben konuşmayı yaptım. O da yanımda tercümeyi yapıyor. Fakat tabii konuşmanın çok çok güzel detayları vardı. Hele hele son cümleleri filan o zamanki dünya efkarı umumisinin de gerektirdiği bir cümleydi. Onu da orada ben kendim aslıyla ifade ettim. Tabii Sudanlı gencin tercümesi işi gayet iyi götürdü. Son anda da o günün adeta sloganik cümlesini ben söyleyince tabii salon bir kalktı bir indi, bir kalktı bir indi. Mesele damardan girmek. Damardan girmek. İşte ben de siz gençleri inşallah ülkelerinize döndüğünüz zaman inanıyorum ki bizim oradaki elimiz, ayağımız, gören gözümüz olacaksınız. Ve sizlerle beraber de inşallah ülkelerinizde çok daha büyük hizmetleri gerçekleştireceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken iyilik hikayeleriyle bizlere umut aşılayan her bir kardeşime tekrar teşekkür ediyorum. Rabbim bizi iyilerin ve iyi insanların yoldaşlığından ayırmasın diyorum. Sizlere tekraren sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Kendilerini müsaadenizle bir müddet daha sahnede ağırlamak istiyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Ödül törenine geçiyoruz hızlı bir şekilde. İlk olarak Yusuf İslam Beyefendi'yi burada ağırlamayı, kendisine bizzat ödülünü takdim etmeyi çok arzu ettik ama maalesef özel sebeplerden dolayı katılamadıkları için bizlere hitaben bir video mesaj gönderdiler Yusuf İslam Bey. O videoyu hep birlikte izleyelim, arkasından ödül törenimize devam edeceğiz. Assalamu alaikum, President Erdogan, President Ali Erbaş,
and all brothers and sisters at Diyanet. I'm very honored to be chosen for this benevolence award, and I appreciate the recognition for the work we've been doing over the years, alhamdulillah. Making the world a better place is actually a duty of every human being. That's what I believe. But the world is very wild, and so it's not always easy. In this respect, I can say how much I admire the great work which the President has achieved for Turkey and for Muslims worldwide. Many Muslims appreciate this and recognize this, his leadership and his contribution to peace and stability. I'm very sorry I couldn't be with you in person today, but COVID has changed our lives dramatically. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Oğlu da orada, Sayın Cumhurbaşkanım. Kendi oğlu da oradaymış. Hemen davet ediyorum. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımızı da Sayın Cumhurbaşkanımıza eşlik etmek üzere sahneye davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın Ahmet Aydemir'e teşekkür ediyoruz. İkinci olarak, üçüncü olarak daha doğrusu, her cuma el emeğiyle yaptığı o minberleri az önce izlediniz. Bu işe 40 yıldır gönlünü vermiş olan minberci Ali amcamız. Ali Ünal, Ali Önder düzeltiyorum. Ali Önder amcamızı ödülünü almak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurunuz Ali amca. Ahşap zanaatkarı minberci Ali Önder amcamıza da teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Bir diğer iyilik kahramanı şu anda aramızda bulunan Gamze Özçelik hanımefendiyi ödüllerini almak üzere sahneye davet ediyorum. Buyurunuz. Gamze Özçelik hanımefendiye de teşekkürlerimizi arz edelim. Ve bir diğer iyilik kahramanı olan New York'tan buralara kadar kalkıp gelen kanaat önderi Siraj Vahhaş. Kendileri de ödüllerini almak üzere sahneye geliyorlar. Buyurunuz efendim.
ve vefa ödüllerine geçiyoruz değerli konuklarımız. Koronavirüs salgınıyla beraber sokağa çıkma yasağında vatandaşlarımızın evlerinin temizliğinden kuşlarının yemine kadar gece gündüz demeden çalışan, ihtiyaçlarına her an her ihtiyaçlarına koşan vefa sosyal destek gruplarındaki iyi insanlar adına ilk olarak valilikler ve kaymakamlıklar adına bilgisayar işletmeni Salih Kaya beyefendi sahneye davet ediyorum. Hemen arkasından İl Emniyet Müdürlüğü adına polis memuru Uğur Dağdelen beyefendi sahneye davet ediyorum. İl Jandarma Komutanlığı adına Jandarma Subay Kıdemli Üst Çavuş Osman Şahin'i huzurlarınıza davet ediyorum. Ödüllerini almak üzere. İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Müdür Yardımcısı Aytekin Erkek beyefendiyi güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. İl Müftülüğü adına İmam Hatip Harun Demirel hocamızı sahneye davet ediyorum. Bütün din görevlilerimiz adına kendisine temsilen iyilik ödülünü takdim ediyoruz, vefa ödülünü takdim ediyoruz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü adına sosyal çalışmacı Mücahit Esinti beyefendiyi sahneye davet ediyorum. Ve 112 Acil Hizmet Merkezi'nde o vefakar, fedakar bütün çalışanlarımız adına Zeynep Çakmak Erkan hanımefendi huzurlarınıza geliyor. Evet, ikinci vefa ödülümüzse değerli konuklarımız, fedakarlıkları, mücadeleleri ve cesaretleriyle tüm annelere örnek olan Diyarbakır annelerine gidiyor. Her birini sahneye davet ediyorum isimlerini sayaraktan. Her bir annemize sonsuz saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Özlem Görmez, Ayten Elhaman, Mevlüde Üçdağ, Türkan Mutlu, Zümrüt Salim, Keziban Yalçın, Sevgi Çağmar, Fadime Aksu, Ruken Can Bey ve Ayşegül Biçer hanımefendiler. Bütün Diyarbakır annelerini temsilen aramızdalar. Hoş geldiniz diyoruz hepinize. Cesaretleri, fedakarlıkları, kararlılıkları ve azimleriyle her biri örnek birer anne, birer iyilik kahramanı Diyarbakır annelerimize o güçlü alkışlarınızla ödüllerini takdim ediyoruz.
saygıdeğer hanımefendileri de yerlerini aldıktan sonra şöyle bir hatıra fotoğrafı alalım. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir hediye takdiminde bulunacaklar. Onu da takdim edelim. Önce bir toplu fotoğraf çekilelim. Sayın Cumhurbaşkanım, Muhterem Diyanet İşleri Başkanımızla beraber bir toplu fotoğraf çekilip arkasından hediye takdiminde bulunacağız Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Toplu hep beraber. Şöyle isterseniz şu tarafa geçin. İyiliğin öncüleri her biri dünyaya iyilik egemen oluncaya kadar çalışmak için ömürlerini vakfeden bu kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Kahramanlarımızı uğurlamıyoruz. Onlar beklerken Sayın Cumhurbaşkanımıza Muhterem Başkanımız bir hediye takdim edecek. O da bizim için anlamlı ve önemli bir hediye. Bu hediyemizin özelliği şu kıymetli konuklarımız. 2019 yılında Moritanya'da Rize Şubesi tarafından Zat-ı Devletleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan adına açılarak Moritanya halkına, oradaki yaklaşık 5000 kişiye hizmet verecek bir su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldı. Şu an orada binlerce insan o su kuyusundan istifade ediyorlar. İşte o su kuyusunun maketi bu. Birebir aynısı. Kendisine takdim ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ve beratı da az önceki tablomuzdu. Bu takdimin ardından da saygıdeğer protokolümüzü hanımefendi sahneye davet edelim. Top Bey Efendi, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Gençlik ve Spor Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, AK Parti Genel Başkan Vekili ve Yardımcılarımız, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanımız, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi, Sayın Ankara Valimiz, sahneye davet ediyoruz bu anlamlı hatıra fotoğrafında sizlerin de yer alması için. Geriye doğru, tamam. İyilik ödülü sahiplerini arkaya şöyle üst basamağa çıkarsanız, basamağa çıkalım. Son söz olarak diyoruz ki gelin hep beraber iyilik tohumları ekelim ve bütün kainat iyilikle dolsun. İnanalım ki dünyayı iyiler ve iyilik değiştirecek. Türkiye Diyanet Vakfı 6. Uluslararası İyilik Ödül Töreni burada sona ermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, Zat-ı Devletleri başta olmak üzere bütün katılımcılarımıza, siz değerli misafirlerimize şükranlarımızı arz ediyoruz.